15 yaşında ilk bu kapıdan girdiğim günü hatırlıyorum da. Zamanın ne kadar çabuk hızlı geçtiğini anlamadım. Çok güzel anılarım oldu burada. Yarın da son maçıma çıkıyorum, çok heyecanlıyım. Öncelikle bana güvenen Hüseyin Hoca ve teknik ekibime çok teşekkür ediyorum. Benim arkamda çok durdular. Ben de onların güvenlerini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Sahada elimden gelenin fazlasını verdim her zaman. Çok güzel abilikler edindim, dostluklar edindim. Eğer birinizi kırdıysam hepinizden özür dilerim. Sizi çok seviyorum. Ahmet'i durdurun. Evet arkadaşlar, yani yine bir mutlu gün, mutlu gece. Gurur duyduğumuz bir tablo. Burak tabii ki 2,5 yıl oluyor bizimle birlikte. Akademimizden sonra A takımımızda. Yani çocukken geldi. Çocukken yine gönderiyoruz ve Almanya Bundesliga'ya gidiyor arkadaşlar. Bizim için çok değerli. Bizi çok iyi temsil edecek. Gelişimi çok net bir şekilde belirginleşti. Özellikle son maçlara kadar getirdiğimiz 2,5 yıl özelliklerinin gücünü, kuvvetini, özgüvenini yavaş yavaş tavan yapmaya başladı. İnşallah orada devam edecek. Bize de büyük katkı sağladı. Biz ona teşekkür ederiz. Bundan sonra da Altın Ordu armasını en iyi şekilde temsil edecek. Milli armayı en iyi şekilde temsil edecek. Bizi fazlasıyla gururlandıracak. Biz onu transferinden çok mutluluk duyuyoruz. Özellikle teknik ekip, bütün çalışan personel, herkesin emeği var. Yolun açık olsun. Başarılar. Yarın galibiyetten sonra bizim için çok önemli bir değer. Bundesliga'ya gönderdiğimiz oyuncumuz. Daha önce de tabii ki Çağlar Söyüncü'yü Freiburg'a göndermiştik. Altın Ordu markası Avrupa'da çok bilinen, çok tanınan, çok değerli bir kulüp. Burak da bunu en iyi şekilde temsil eden ve yaptıklarıyla gösteren bir oyuncumuz. Çünkü ülkemizde 15-16 yaşındaki bir oyuncuya şans vermek, ona güvenmek, onun gelişimini sabırla beklemek pek gerçekleşmiyor. Biz Burak'la bunu başardık. 15 yaşında aramıza katıldığında belki o bile inanamıyordu değil mi oynayacağına. Güvendik, oynattık, skor yaptı, çok önemli özelliklere sahip. Gol attı, asist yaptı. Ama bunlarla beraber gelişimini en iyi şekilde tamamladı. Yani ülkemizde özellikle Altınordu'dan yine Bundesliga'ya giden bir oyuncu olması bence çok önemli, çok değerli. İnşallah bunun sayısı daha da arttıracağız. Burak da bunu biliyor. Burak artık Bundesliga'da belki tabii ki adaptasyon süreciyle birlikte çok önemli bir mesafe kat edeceğini düşünüyorum. Ona çok güveniyorum. Çünkü ilk 15 yaşında bile güvendiğimizde de bunu ortaya koydu. Belki herkes için sürprizdi Burak'ın TFF 1. Liginde bu kadar süre alması, oynaması. Ama bizim için sürpriz değildi. Çünkü Burak yetenekli bir futbolcuydu. Sadece eksiklerini süreçte tamamlayacağını biliyorduk. O da ne dersek yapmaya çalıştı. Belki eksik yaptı. Ama yaşı daha çok küçük olması bizi zaten Cengiz de küçük yaşta aramızdaydı. O da o süreci, gelişimini yavaş yavaş tamamladı. Ondan sonra şu an Avrupa'nın çok değerli futbolcularından biri. İnşallah Burak da çok değerli. Avrupa'da, dünyada ismini duyuracak. Biz de onunla gurur duyacağız ve mutlu olacağız. Burak bizim misyonumuz gereği bu ülke topraklarındaki çocuklarımıza güvendiğimizin meyvelerinden bir tanesi olacak. Burak özel bir oyuncu. Neden bir özel bir oyuncu? İletişimi güçlüdür. Yani Burak zekidir. Ben Cengiz'e çok benzetiyorum onu. Cengiz'in ifade ederken kendini sahada çok iyi cevap verebilen oyuncudu. Burak da aynı şekilde. İletişimini kurduğun zaman, ne istediğini söylediğin zaman Burak sahada her şeyini verebilen bir oyuncu. Bizi yurt dışında abileri gibi çok iyi temsil edeceğini düşünüyorum. Yolu açık olsun. Başarılar diliyorum Burak'cığım. 15 yaşında geldiğimde çok heyecanlıydım. Çünkü oynayacağımı düşünmüyordum Hüseyin Hoca'nın dediği gibi. O da gençlere ne kadar değer verdiğini gördüm. Üstünde çok durdular teknik ekip ve Hüseyin Hoca. Onların güvenlerini orada boşa çıkarmayacağımı düşünüyorum. İnşallah da çıkarmam. Bunları diyebilirim. Her şey için teşekkür ederim. 3 sene boyunca beraber kaldık. Biraz uykuyu seviyorsun.
bu gece uyurken yorgun olduğun zamanlarda bir takım sesler çıkarıyordun ama o sesleri ne olarak adlandırırsın? Ne gibi sesler çıkartıyordum tam olarak bilmiyorum da. Beni rahatsız ediyordun yani. Hani bir horlama mı desem? Ben horlamam ama konuşuyorum rüyamda, onu diyebilirim. Bir ara rüyasında şey yapıyordu abi. Böyle o maç anlatıyordu rüyasında. Neden pas atmıyorum falan diye. Her zaman konuşuyorduk zaten biz. Hedeflerimiz yüksekti her zaman. Odada Avrupa'ya gideceğimizi hayal ediyorduk hep. Ben gittim, inşallah Darısoğ'un başına gitmesini çok istiyorum onun da. İnşallah gider kardeşim benim. Yani Burak ilk hayalini gerçekleştirdi. Sırada onun da çocukluk hayali olan Barcelona var. Ben inanıyorum yani o hayalini gerçekleştirecek. Senin hayalin? Benim hayalim de Avrupa'da forma giymek, özellikle İspanya'da. Adım inşallah ben de hayalimi gerçekleştireceğim. Kardeşim yanına gideceğim. Yani beni özleyeceğini düşünüyorum ama beni özler misin kardeşim? Özlerim tabii kardeşim benim. Burak İnce'nin 2 sene önceki Erzurum kampına katılmıştı ilk defa. O zaman zaten apayrı bir yetenek olduğunu gözlemlemiştim. Ankara Gücü hazırlık maçı yapmıştık. Ankara Gücü o zaman Süper Lig'deydi. Çok güzel bir frik gol atmıştı kardeşim. Galiba A takımda da ilk golü. İlk kampıydı zaten. Orada anlamıştım zaten büyük bir yetenek olduğunu. Zaten Muzo da hemen devre arasına yakın bizimle çıkmaya başladı. Göztepe maçını attı. Göztepe maçında o da güzel bir gol atmıştı. Ondan sonra A takıma yükseldi. Burak şimdi Avrupa'ya gitti. Sıra Muzo'da diye düşünüyorum yani. İnşallah da onun da yolu açık olur. İnşallah abi, inşallah.